Türkiye'de bilişim sektörünün analizi. Tarih öncesi dönemden 18. yüzyıla kadar oldukça yavaş ve evrimsel bir biçimde gelişen teknoloji, son yıllarda ivmesini arttırmış ve sanayi devrimleri olarak ifade edilen değişimlere neden olmuştur. 20. yüzyıla gelindiğinde, 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde meydana gelen büyük buhran, tüm ülke ekonomilerini derinden etkileyerek üretimin, teknolojinin, İletişimin ve küreselleşmenin gelişimini büyük ölçüde yavaşlatmıştır. 20. yüzyılın sonlarında ise bilgi ve iletişim teknolojileri yalnızca sanayide değil, eğitimden sağlığa, tüm hizmetlerde ve tarımda dönüştürücü bir güç olmaya başlamış. Akabinde sanayileşme kavramı önemini yitirmeye, bilgi toplum kavramı ise gelişmeye başlamıştır. Bilişim teknolojilerin her alanda etkisi mevcuttur. Küresel bir dünya yapısında yeni bir toplum ortaya çıkmış ve bu ilerlemelerin öncelikle bilgisayar, internet sayesinde gün geçtikçe gelişmeye devam edeceği öngörülmektedir. Bilişim, teknoloji ve bilgi arasında bir köprü vazifesi görmektedir. Tarihsel süreç içerisinde bilişim sektörü incelendiğinde doğal olarak bilgisayarların gelişimiyle yakın bir ilişki içerisinde olduğu görülmektedir. Bu çerçevede bilgi ve iletişim teknolojileri sektörüne bir bütün olarak bakıldığında belli başlı firmaların ve markaların ön plana çıktığı görülmektedir. Bilişim sektörü evrelere ayrılabilir mi? Bilişim sektörünü 8 ayrı evreye ayırabiliriz. Bu evreler şu şekildedir. 0. evre. 19. yüzyılın sonlarında Hermann Hollerith ile başlayan delikli kart makinelerinin geliştirilmesiyle muhasebe hesaplarında ve karmaşık işlemlerde kendini hissettiriyor. Birinci evre. Belleğinde program saklayan elektronik bilgi işlem makinelerinin geçmişi 2. Dünya Savaşı'na dayanıyor. Otomasyon kavramı bu dönemde ortaya atılıyor. İkinci evre. 1951-57 yılları arasındaki dönemde sayısal bilgisayarların yavaş yavaş sivil amaçlı kullanıma girmesi, ilk UNIVAC sistemli bilgisayarların Amerika Birleşik Devletleri İstatistik Dairesi tarafından kullanılmaya başlanması. Üçüncü evre ise 1958-1964 arasındaki yıllarda büyük bilgisayar sistemlerinin hızla yayıldığı dönem olmasıyla Fortran ve COBOL döneminin gelmesidir. Dördüncü evre 65-75-71 arası dönem olan orta boy sistemlerin yaygınlaşmış olduğu, bilgisayarların artık özel odalardan çıktığı dönemdir. Beşinci evre olarak 1972 ile 78 arasındaki dönem geçmektedir. Terminallerin ve kişisel bilgisayarların ofis ortamına girdiği dönemdir. 1975'te Microsoft, 77'de ise Apple Computer'ın kurulması. Altıncı evre. 1979-85 arası dönemde Batı ülkeleri masaüstü bilgisayarların ve kişisel bilgi işleminin muazzam bir hızla yayılması ve IBM 1981'de PC alanına girerek endüstri piyasası ortaya çıkmıştır. Yedinci evre olarak 85-91 döneminde İletişim ağlarının ve bilgisayarla yeni iletişim olanaklarının önem kazandığı, yazılım endüstrisi hızla büyüyen ve giderek önemi artan endüstri haline gelmesidir. 8. evre 92'den günümüze kadar geçen dönem, internet bilgi işleminin ve ticaret sınırlarını bir anda ulus ve kıta aşırı hale getirdi. Türkiye'nin bilişim alanına girmesi ve günümüze kadar ilerleyişi. 1935 yılı nüfus sayımı akabinde Ziraat Bankası'nda delikli kart makineleriyle veriler tasnif etmeye başlanmış. İTÜ, bilgisayar kullanan ilk üniversite unvanını 1963 yılında almıştır. 1970'li yıllarda kamu kuruluşları birer birer bilgisayarla tanışmaya başladılar. 1978'de bilişimle ilgili ilk meslek örgütüne Türk Bilişim Derneği, İlk periyodik yayınıyla birlikte ilk mesleki kongre ise 1. Ulusal Bilişim Kongresi yapılmıştır.
1984-90 yılları arasında Türkiye'de ilk yazılım evleri Turbo Pascal'ın hayatların kolaylaştırmasından sonra ilme alarak bu dönemde kuruldu ve ticari yazılımlar paketlenir oldu. 92 sonrası uluslararası piyasalarla geçmişe kıyasla çok daha sık bütünleşen Türkiye, bu dönemde finans sektöründeki otomasyon ve uygulamalar açısından dünya ile aynı evreyi yakaladı. Ama gerçekleştiremediği reformların bedelini önce Nisan 94'te, sonra 2000 Kasım'ında ve Şubat 2001'de tarihin en şiddetli krizleriyle ağır bir şekilde ödedi. Bilişim sektörünün gelişmeleri incelendiğinde ve Türkiye açısından düşünüldüğünde teknolojiyi hep geriden takip ederek ve düşük seviyelerde ilerlediği anlaşılmaktadır. 1950'lerde bilişim şirketi olan IBM 700 milyon dolar kazanırken bir devlet olan Türkiye'de ise o zamanlar bilgisayar bile yoktu. O zamanlardaki IBM firmasının kazancı Türkiye'nin gayri safi yıllık hasılaya oranladığımızda ülkemizin yaklaşık %14'üne denk gelmesi görülmekteydi. Gelişmeleri geriden takip ederek gelen ve kendini geliştirmekte geç kalan her ülke dışa bağımlı olmakta zorunluyken bağımlılığın getirdiği krizlerin daima ülke içindeki gelişmekte olan bütün sektörlere darbe vurması, ekonominin kriz zamanlarında gelişim seviyesinde azalmasına etki ettiğini söylemek doğru olacaktır. Türkiye ise her zaman krizlerden etkilenebilecek dışa bağımlı, zayıf bir ekonomik yapısı sebebiyle etkisi çok hissedilerek en başta yansıması ülke içindeki halka olacak. Bu sebeple de sektör büyümelerine sekte vurarak ileriye gidecek olan ekonomi birden geriye gidecektir. Türkiye'de bilgi ve iletişim sektörünün gelişimi. BITS günümüz dünyasının en önemli sektörü haline gelmiştir. Şöyle ki bilişimde 1 liralık bir yatırım onlarca lira katma değer getirirken ve durum geliştikçe büyürken bunu bir tarım üründen almanın kısa dönemde imkansızlığını gözler önüne sermektedir. Bilişim sektörü yazılı, donanım, iletişim, telekom gibi sektörlerle ifade edilse de verimliliğe ve zaman tasarrufuna katkı sağlaması amacıyla da birçok alanda etkileşim içindedir. Sayede istihdama ve devletin vergi gelirlerine büyük katkı sağlamaktadır. Türkiye, BIT sektöründe net ithalatçı konumundadır. Türkiye'de bilgi teknolojilerinin gelişimi. Bilişim sektörü, ekonomik kalkınma, uluslararası ticaret ve rekabet alanlarında önemli güç faktörüdür. Gelişmekte olan ülkelerin hızlı bir şekilde gelişmiş ülkeleri yakalayabilmesinin en önemli yolu da buradan geçmektedir. Gelişmiş ülkelerin ise bilişim alanında üretimde geri kalması, duraklamasının göstergesidir. Bilişim teknolojilerinde üretim, dünya ile bütünleşme, araştırma geliştirme, dünya ile rekabet etmeye çalışan bir Türkiye olmadan dünyanın ilk 5 ekonomisine girmesi ise imkansızdır. İşletmelerde bilgi teknolojilerinin kullanımı. Şirketlerde bilişim teknolojileri işletmelerin yapısı ve yeniden tasarlanma süreçlerinde önemlidir. Bu süreçte girdi ve çıktıların yeniden düzenlenmesi, pazarlanması, satışı ve tüketiciye ulaşması ve müşteriyle ilişkiler gibi faktörler değiştirmektedirler. Bu teknolojiler verimliliği, ürün kalitesinin ve hizmetinin daha iyi sunma gibi avantajlar sağlar.
Ayrıca maliyeti minimize etme yollarından birisi yine bilişim teknolojileridir. Üretim faktörlerinin beşinci olarak ilerideki zamanlarda teknolojinin yani dolaylı olarak bilişimin eklenmesi tahmin edilebilir. Hane halkları ve bireysellerde bit kullanımı. Teknolojinin gelişmesiyle sayfa aynı yönde artan internet kullanımının yaygınlaşmasındaki yegane etken bilişim teknolojileridir. İnternet kullanımında maliyetin düşmesi, altyapı ağlarının yaygınlaşması ve iletişimin firmaları arasındaki rekabet gibi nedenlerle çok sayıda insan bu teknolojilerden yararlanmaktadır. BITS'in makro ekonomik önemi. Bilgi ve iletişim teknolojileri esasen genel amaç teknoloji özelliği göstermektedirler. Bu nedenle bu teknolojilerin gelişimi yalnızca sınırlı sayıda sektörü değil, tarımdan hizmetlere ve sanayiye tüm sektörleri ve tüm üretim birimlerini etkilemektedir. BIT'in yaygınlaşması ve gelişmesi neticesinde tüketim ve alışkanlıkları dahi değişmekte, toplumun iktisadi yapısı kadar sosyal ve kültürel yapısı da değişim göstermektedir. Ancak şüphesiz bu teknolojilerin olası tüm yönlerini incelemeye çalışmak, adı Türkiye'nin ekonomik tarihi olan çalışmamızın sınırını fazlasıyla aşmaktadır. BIT'in yalnızca iktisadi yönden etkileri tartışılmış ve bu yapılırken de özellikle gayri safi yurt içi hasıladaki ve dış ticaretteki yeri ve önemine odaklanılmıştır. Türkiye'de bit sektörü ve dış ticaret. İster yurt içine, ister yurt dışına yapılsın, ticarette başarılı olmanın aslında iki temel kuralı vardır. Ya bir ürün daha az maliyet üretilmeli ya da daha önce hiç üretilmemiş bir ürün üretilmeli. Ülkelerin bu iki kuralı gerçekleştirebilmesi için teknoloji yoğunluğu, yüksek üretimin teşvik edilmesi ve akabinde ekonomilerin yüksek katma değer üreten sektörler ekseninde şekillenmesi gerekmektedir. Bu yeniliği teşvik eden kurumsal yapılanmalara ve günümüzün genel amaç teknolojileri olan bilgi ve iletişimin teknolojilerin üretim süreçlerinin her bir aşamasına eklenmesine ihtiyaç vardır. Bu çalışmada bilgi ve iletişim teknolojilerinin neler olduğu, dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel gelişimi, mevcut durumu ve iktisadi yönden etkileri incelenmiştir. 1970'li yıllarda birlikte ülkemizde gelişmeye başlayan genel amaç teknoloji özelliği gösteren bilgi ve iletişim teknolojileri, ekonominin genelinde getirdiği verimlilik artışı, yenilikleri teşvik etmesi ve istihdam yaratma potansiyeli sayesinde stratejik öneme sahiptir.